Savaşın arifesinde iki adam düelloya hazırlanıyor. Biri Goliath. İncil'e göre boyu 3 metreden uzun bir dev. Diğeri ise genç Yahudi bir çoban. Davud. Bu İncil'in en bilinen öykülerinden biri. Ama bu destansı efsanenin ardında acımasız bir tutkunun, vahşi cinayetlerin, savaş alanındaki ve yatak odasındaki zaferlerin öyküsü yatar. Davud'un arayışı bir halkı birbirine bağlamadan önce bir ülkeyi bölecekti. Davut ile Goliath'ın efsanevi düellosu M.Ö. 1015 civarında Yahudiler can düşmanlarıyla kanlı bir savaşın ortasındayken gerçekleşti. Yani Filistinlilerle. Büyük askeri kumandan Musa, büyük göçle 12 Yahudi kabilesini Mısır'dan çıkaralı 200 yıldan fazla olmuştu. Ardından Yuşa askeri hareketi devam ettirmiş, vaat edilmiş topraklar olan Kenan diyarını fethetmiştir. Aradan 200 yıl geçmiş ve kanlı savaşlarda binlerce can kaybedilmişken Yahudiler artık o diyara Kenan değil, ana vatanları İsrail diyorlardı. Bölgenin en önemli askeri güçlerinden biri haline geldiler ve ilk kez Talut adında bir kralın döneminde birleştiler. Yıllar boyunca Talut'un Filistinlilere karşı savaşı toprağa kana buladı. O uğursuz günde Ela Vadisi'nde sadece bir kişi ölecekti. Ama bu heybetli ve tarihi bir ölüm olacaktı. Ordular günlerdir karşı karşıyaydı. O günlerde sık sık olduğu gibi savaşa karar verenin Tanrı olduğuna, iki tarafında birer kahraman seçmesine karar verdiler. Kahramanlar karşılaşacak, kazanan zaferi kendi tarafına götürecekti. Herkes Davut'la Goliath'ın hikayesini bilir. Davut ovaya sapanıyla gider, Goliath'a taş atar, gözlerinin arasından vurup Goliath'ı öldürür. Davut gider, Goliath'ın kılıcını alıp kafasını keser. Davut'un Goliath'ı öldürmesi Filistinlilere karşı savaşta bir dönüm noktasıydı. Ama daha önemlisi genç çobanı sonunda ülkesinin tahtına ulaştıracak olan entrika, ihanet ve kuşku dolu bir yola itmesiydi. İncil'in en ilginç yönlerinden biri, Davud'a İsrail'in kurucusu ve İsrail kralı olarak bu kadar saygı gösterilmesiydi. Ama yaptıklarına bakarsanız, aslında Davud, kana susamış bir fırsatçıdan başka bir şey değildir. Efsanevi bir kişiden, değerli bir insandan çok bir mafya babasını andırır. Ne istediğini bilen, dar görüşlü, çıkarcı biriydi. İstediğini elde etmek için her şeyi yapardı. Kendi adamlarını öldürmeyi bile. Davut'la Goliath olayında önemli olan işin askeri tarafı değildir. Politik ve sosyal tarafıdır. Goliath'ın öldürülmesiyle bu genç adam, büyük bir savaşçı olan Kral Talut'un dikkatini çekmişti. Davut bir anda kahraman olmuştu. Kral Talut'un silahtarlarından biri olarak görevlendirildi.
Bu Davud'a askerlik yeteneklerini geliştirme fırsatı verdi. Ama Talut'un hayranlığının yerini çok geçmeden şüphe ve kıskançlık aldı. Daha olayların başlangıcında sonucun felaket olacağını hissedebiliyorsunuz. Davud'un Golyat'ı öldürdüğü ilk savaştan dönüşte sokaklarda dans edilirken kadınlar şarkı söyler. Talut binlerce, Davud on binlerce düşman öldürdü. Davud tek bir taş atmışken Talut 20 yıl boyunca kanlı savaşlar yapmıştı. Bence Talut'un Davud'u biraz kıskanması affedilebilir bir şey. Talut endişeliydi. Buna hakkı da vardı. Onca yıl küçük de olsa bir İsrail krallığı yaratmak için uğraşmaktan ve kral olduktan sonra istediği şey bunları oğluna devretmekti. Ve Davud'un sarayda müttefikler edinmesinden endişeleniyordu. Çünkü Davud'un iyi bir asker olduğu ortaya çıkmıştı. Herkes bunu görmüştü. Talut aynı zamanda Davud'un oğlu Yuhanna'ya yakın dostluğundan da şüpheleniyordu. İki genç savaş alanında ve dışarıda adeta kardeş olmuştu. Talut'un Davud'un kendini yerleştirdiği pozisyon yüzünden paniğe kapılmıştı. Tahtın varisi olacak, başaramazsa Yuhanna'yı kontrol etmeye çalışacaktı. Davud'la bağlarının kopmasının temelinde bu yatıyordu. Talut'tan kaçan Davud evine, Güney İsrail'deki Yahuda kabilesine döner. Ama orada bile Talut'un adamları peşindedir. Davud İsrail'den kaçar ve en büyük düşmanı Filistinlilerle işbirliği yapar. İşte o zaman Davud, İncil'in deyişiyle çaresiz adamlardan oluşan bir grup topladı. Aslında bunlar kanun kaçakları ve paralı askerlerdi. Filistin'in tarafına geçmişlerdi. Artık Davud sadece kanun kaçağı değil, aynı zamanda kendi halkı içinde bir tehditti. Ama Filistinliler yardımını kabul etmeden önce Davud'un casus olmadığına inanmalıydılar. Filistin hükümdarının yapacağı ilk şey Davud'un sadakatini denemekti. Peki bir İsraillinin sadakati nasıl denilir? Bence Davud'un İsrail yerleşimlerine saldırmasını emredecekti. Filistin hükümdarı Davud'un kabilesi Yahuda'ya komşu olan Gat bölgesine hükmediyordu. İsrail köylerine karşı kolay hedeftiler. Bu nedenle hükümdar Davud'u İsrail köylerine saldırmaya gönderdi. Ve Davud da emirlere uydu. Filistin ve İsrail krallıkları sınırındaki köylere saldırmaya başladı. Ve topladığı ganimetleri de Filistin hükümdarına teslim etti. Davud ve adamları El Halil yakınlarına yerleştiğinde İncil'e göre Filistin ordusu Gilboa Dağı'ndaki İsraillere saldırdı. Talut ve İsrailler daha iyi durumdaydılar. Filistin saldırısını püskürtebilecek gibi görünüyorlardı. Ama Filistinliler İsrailleri kuşatmayı başardılar. Talut ve Yuhanna ölüme mahkumdu. Talut birçok yerinden yaralanmıştı. Silah tarına döndü ve "Beni sünnetsizlerin eline bırakma, bana işkence ederler, benimle alay ederler" dedi. Ama silahtar kralını öldürmeye razı olmadı. Esir düşmek istemeyen Talut kendini öldürdü. Filistinliler Talut'un kafasını kesip vücudunu Filistin surlarına astılar.
Filistinliler için işler daha iyi gidemezdi. İsrail hükümdarı ölmüştü. İsrail yenilenmişti. Artık kontrol tamamen Filistinlilerdeydi. Ama Filistinlilerin bir sorunu vardı. Talut'un varislerinden biri hala hayattaydı. Oğlu İşboşet. Ne İşboşet'in ne de kumandan Ebner'in yenilgiyi kabul etmeye niyeti yoktu. İşboşet'le Ebner, Ürdün Nehri'nin ötesine yerleştiler. Ancak devletleri endişelenmeye değmeyecek kadar küçük ve uzaktı. Bu nedenle Filistinliler onları görmezden geldi. Ancak İsrail halkını kontrol altına alacak bir yol arıyorlardı. Çözüm Davut'u kral yapmaktı. Bir ulak Davut'a Talut'un ölüm haberini getirdi. Yanında Talut'un tacı da vardı. Talut'un tacını, daha doğrusu kafasını ele geçirenler Filistinlilerdi. Ama o taç Davud'a verildi. Anlaşılan Filistinlilerin Davud hakkında planları vardı. Filistinlilerin desteğiyle Davud, Yahuda'nın kralı oldu. Ama Davud'un hırsı büyüktü. Filistin kuklası olarak bir hüküm sürmek ilgisini çekmiyordu. O tüm İsrail'in kralı olmak istiyordu. Kaçak olduğu zamandan tanıdığı adamları getirdi. Bunlar acımasız, deneyimli ve Davud'a sadık adamlardı. Beraber savaştığı yaklaşık 600 kanun kaçağı vardı. Bu adamları alıp Yahuda'nın bütün köy ve kasabalarına yerleştirdi. Bunun amacı sadece politik kontrolünü genişletmek değildi. Aynı zamanda İsrail topraklarından milis kuvveti toplaması gerekirse bu adamlar işini kolaylaştıracaktı. Davut, İşboşet'in gittikçe büyüyen ordusuna karşı iç savaş başlatması için ordunun başına yeğeni Yakup'u getirdi. Davut, İsrail'in rakipsiz kralı olmak için Talut'un soyunu yok etmesi gerektiğini biliyordu. İsrailliler Talut'un Tanrı tarafından vaftiz edildiğine inanıyorlardı. Bu yüzden Talut'la kan bağı olan birinin krallığı Davud'unkinden daha meşruydu. Tabii hayatta oldukları sürece. Sonraki 2 yıl boyunca Yakup'un kumanda ettiği Davud'un askerleri İşboşet'in birlikleriyle çarpıştı. Kılıcının her darbesiyle Davud nihai amacına biraz daha yaklaşıyordu. Yani İsrail tahtına. Milattan önce 1004 civarıydı. Goliat'ı öldürdükten sadece 10 yıl sonra Davud bütün İsrail'in kralı olmak için kanlı bir iç savaş yürütüyordu. Davud'un yeğeni Yakup, ölen İsrail kralının oğlu İşboşet'e karşı ordunun başındaydı. İncil bize kaç muhabere yaşandığından, kaç kişinin öldüğünden söz etmiyor. Ama İşboşet ordusunun durumunun parlak olmadığı açıkça yazıyor. O günlerin silahı düşmanı kesen, doğrayan, delik deşik eden normal kılıçtı. Neredeyse 2 metrelik tahta mızrakların uçları artık demirdendi ve son derece etkiliydi. Sonunda Davud'un askerleri galip geldi ama yarım kalmış işler bitmeliydi. İşte bu noktada mafya babası Davud gerçek yüzünü göstermeye başlıyor. Davud kral oluyor ve düşmanlarına darbe indiriyor. Baba filminden bir sahne gibi. İlk ölenlerden biri İşboşet'in kumandanı Ebner'di. Tehlikeyi görünce Davud'un tarafına geçmek istedi. Ama Yakup onu tehdit olarak gördü. Yakup mafyanın danışmanları gibiydi. Tetikçiydi. Bunu yaptı. Çünkü doğru olan buydu. En azından stratejik politika açısından. İşboşet bir gece uykusunda suikaste uğradı. Suikastçılar İşboşet'in başını Davud'a getirdiğinde İsrail kralı onları öldürttü.
Olaya Sicilyalılar gibi bakın. Eğer bir kişi diğerinin öldürülmesini emrederse, bu işle ilgisi olmadığını göstermesinin en iyi yolu gönderdiği suikastçileri öldürmesidir. Adamları kapıdan girdikleri anda öldürttü. İşboşet'in öldürülmesinin ne kadar korkunç olduğunu göstermek için bunu yaptı. Peki İşboşet'in ölümünden en çok menfaati olan kimdi? Tabii ki Davut. İncil bu ölümden Davut'u sorumlu tutmaz. Ama mantıken başka kim yapabilir ki bunu? İsrail kralı olarak yerini garantilemek için Davut tüyler ürpertici son bir plan yaptı. Talut'un soyundan kalan son kişilerin 7 genç torununun infazını emretti. Davut onları bir yamaçta çarmıha gerdirip güneşin altında bıraktı. Artık taht üzerinde meşru olarak hak iddia edecek hiç kimse kalmamıştı. Davut bu cinayetlerin hiçbiri için suçlanmadı. Davut'un İsrail tahtındaki yeri güvenceye alınmıştı. Ama hırsları da büyümüştü. İsrail'i bir imparatorluğa dönüştürmek istiyordu. Aslında Davut'un iktidarı ele geçirmesinin nedeni etrafta daha sert birinin olmamasıydı. Çevredeki en hırslı adam oydu. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda yapabileceklerinin neredeyse hiç sınırı yoktu. İktidara kanlı bir biçimde gelmişti. Tabii bunun ardından da elde ettiği iktidarı korumak için kanlı bir yöntem sürdürdü. Davut'un yaptığı ilk iş kendini minnet borcundan kurtarmaktı. İktidara gelmesine yardım eden Filistinlilere ihanet etti. Bir dizi kanlı muharebeyle onları boyun eğmek zorunda bıraktı. Bu yenilgiden sonra Filistin askerleri Davut için savaşacaktı. Ona en değerli silahı, savaş arabasını getirdiler. O dönemin Filistin savaş arabaları iki at tarafından çekilirdi ve genelde iki asker taşırdı. Bir sürücü ve bir okçu. Okçu bozuk yolda saatte 15 kilometreye varan hızda giderken isabetli atış yapabilmek için çok becerikli olmalıydı. Arabaların tahta platformu D şeklinde olurdu. Ve platformun ortasından dingil geçer, arabanın dengesini sağlarken dayanıklılığını da artırırdı. Asker sayısı 8 ya da 10 bine ulaşan ordusuyla Davut, Kudüs'ü ele geçirdi ve İsrail'in ilk başkentini burada kurdu. Etrafa baktığında ne görüyordu? Herhangi bir kral etrafında ne görür? Tehlike. Doğuya doğru baktığında, ülkesinin sınırında bizim bugün modern Ürdün ya da Ürdün Vadisi dediğimiz yerde stratejik ve ekonomik tehlike oluşturan 3 devlet görüyordu. Amon, Moab ve Edom Davut'un saldırı listesindeydi. Bunu yapmak istemesinin gerçek nedeni ekonomikti. Edom'da geniş demir ve bakır madenleri vardı. Ve Edom, Kral Yolu dediğimiz yolun tam ortasında yer alıyordu. Kral Yolu, Suriye ile Mısır'ı birbirine bağlıyordu. Davut bu önemli ticaret yoluna ulaşabilmek istiyordu. Edom'u işgal için harekete geçti. Davut, Edom'u İsrail egemenliğine sokmak için hızla ve inanılmaz bir gaddarlıkla hareket etti. Davut, Edom'un erkek nüfusunun tamamen yok edilmesi emrini vermişti. Kadınlar ve çocuklar köle olarak satıldı. Devletleri yürürlükten kaldırıldı. Edom'un varlığı sona erdi ve İsrail topraklarına katıldı. Edom'daki vahşi katliam misilleme yapmayı düşünenlere sert bir mesaj veriyordu. Ama Davut kan dökmeye daha yeni başlamıştı. Sıradaysa Moab vardı. Edom fethedilmiş, nüfusu yok edilmiş, ekonomik kaynakları ele geçirilmiş,
kral yolu kesilmişti. Edom'la sınırı olan Moab, şimdi bu kaynaklara sahip olanlara, bu kaynakları elinde tutanlara tehdit gibi görünmeye başladı. Tarihte buna hep rastlanmıştır. Tampon durumundaki ülke bir anda tehdit haline gelir ve yok edilmesi gerekir. Bu da tarihin ilk domino teorisidir. Davut, Moab'ın İsrail için askeri bir tehdit olmadığını biliyordu çünkü Moab, Lut Gölü'nün diğer yanındaydı. Ama işi şansa bırakmak istemedi ve merhametsizliğini bir kez daha kanıtladı. Davut, Moab'a ordusunu gönderdi ve hızlı davrandı. Çok sayıda askerle zafer kazanabilirdi. Ama yaptıkları, İncil'de çok ilginç bir şekilde anlatılır. Moab'ları bozguna uğrattı. Onları yere yatırdı ve iple ölçtü. İncil'de anlatıldığına göre askerlik çağındaki bütün esirler 3 sıra halinde yere yatırılmış. Askerler 2 sıranın arasına girmiş ve hepsini kılıçtan geçirmiş. Yani kafalarını kesmiş de diyebiliriz. Bu gerçekten içler acısı. Davut ikinci kez bir komşusunu katlediyor, ona karşı çıkmasını olanaksız hale getiriyordu. Ama Davut, İsrail'in bölgedeki en güçlü rakibiyle çarpışmak üzereydi. Kutsal topraklar yine kanla sulanacaktı. Milattan önce 1000 yılı civarında Kral Davut'un İsrail ordusu savaşa gidiyordu. Edom ve Moab halklarını yok etmişlerdi. Şimdi de Davud'un 10.000 askeri kuzeye ilerliyordu. Edom ve Moab'ı fetheden Davud, doğal olarak Ürdün Vadisi'ndeki İsrail nüfusuna rakip olan tek devlete gözünü dikmişti. Bu devlette başkenti Rabba olan bugünkü Amman'dı. Amman, Davud'un fethetmek istediği doğudaki 3 sınır komşusundan sonuncusu, ancak en önemlisiydi. Bölgesel etki konusunda da İsrail'in rakibiydi. Rabbah'ta olanları anlamak için politik şartları anlamak gerek. Amanlılar aptal değildi. İsrail etkisinin vadiye doğru genişlediğini açıkça görüyorlardı. Davut'la Amman hükümdarı Hanun arasında Davut diplomatik bir hakarette bulunana kadar görüşmeler yapıldı. Bu noktada Amanlılar mesajı aldılar ve müttefik aramaya başladılar. Aradıkları ittifakı kuzeyde, bugün Suriye adını verdiğimiz Aram ülkesinde buldular. Bu ülke yeni bir güçtü ve başındaki Hadadezer'in de kendi hırsları vardı. Hadadezer akılsız değildi. Etkisini güneye, İsrail'e doğru ilerletip Davud'un ilerlemesini durdurmak için bahane arıyordu. Bu da mükemmel bir bahaneydi. Davut, Ammanlıların Hadadezer'den yardım istediğini duyunca Yakup'a orduyu Rabbah'a götürmesi için emir verir. Bütün orduyu hızla toparladı ve başına danışmanı olan Yakup'u geçirdi. Yakup'a hemen başkent Rabbah'a ilerlemesini, Rabbah'ı yıkmasını ve Ammanlıları yenmesini emretmişti. Yakup ve İsrail ordusu Ürdün Nehri'ni direnişle karşılaşmadan geçer. Bölgede başka ordu bulunmadığından Yakup hızla Rabbah'a ilerler. Savaş şöyle başladı. Amman ordusu şehirden çıktı, şehrin önünde dağıldı ve piyadeler de savaşı başlattı. Yakup ordusunu Ammanlıların karşısına konuşlandırdı. Ama İsrailliler Rabbah surlarına yürümeye başladığında 20 bin Aram askeri arkadan saldırdı. Ammanlılar yerlerini aldıklarında tuzaktaki yem görevini görüyorlardı. Yakup ve İsrail ordusu adeta özle çekiç arasında sıkışmıştı. Aram saldırısına karşı koymak için Yakup çok şaşırtıcı bir şey yaptı. Birliğini ikiye böldü. Yakup ikinci kumandan olan kardeşine şöyle der. Bir grubu alıp surlara saldır. Ben de diğer grubu alıp arabalarla ilgileneceğim. Unutmayın ki Davut'un emrinde Filistin ve Kenan'dan çok sayıda asker vardı. Bu askerlerin uzmanlığı da ağır piyade ve araba savaşlarıydı.
Yakup, Kenan ve Filistinli araba birliklerine dönüp ovadan yaklaşan Arman birliklerine saldırmalarını emretti. Ardından arabalar dönmeye, yerleşmek için yarışmaya başladı. Düşman piyadeleri ise göğüs göğüse kanlı bir çarpışmayı sürdürüyordu. Bu büyük araba savaşı geniş bir ovada gerçekleşti. Aramlıların durumu kötüydü. Kaçmaya başladılar. Arabalar ilerlerken Yakup piyadeleri serbest bıraktı. İsrail piyadesiyle şehrin önlerinde karşılaşan Amman piyadeleri cesaretlerini kaybedip şehre doğru çekilmeye başladılar. Yani aslında savaş bitmişti diyebiliriz. Yakup'un askerlerini ikiye bölerek kazandığı zafer bugün bile şaşırtıcı bir askeri başarıdır. Günümüzün askeri taktik uzmanları komutanlara askerlerini bir arada tutmayı öğretir. Olanlar Yakup'un içine Tanrı korkusu salmış olacak ki başkent Rabbah'ı almak için tekrar saldırmaya kalkmadı. Hemen piyadelerini ve arabalarını toplayıp Ürdün Nehri'nin ötesine, ardından da Kudüs'e çekildi. Bunun pek iyi bir gün olmadığı söylenir. Muharebeden sonra Aramlılar kuzeye, yani bugünkü Suriye'nin güneyine çekildiler. Davut zaman kaybetmedi. İncil'e göre bütün İsrail'in toplanmasını emretti. Bütün İsrail dediğiniz zaman kastedilen muhtemelen 20 ya da 25 bin kişiden oluşan bir milis ordusudur. Davut, İsraillileri kuzeye bizzat götürürken başkent Rabbah ve Amman ordusunun etrafından dolaşır. Davut iyi bir taktikçiydi. Yakup'tan biraz daha akıllıydı. Ürdün Vadisi'ni Yakup'un geçtiği yerden geçmedi. Bunun yerine Ürdün Vadisi'ndeki su yolu boyunca İsrail tarafından ilerledi. Vadiyi yanları korumak için kullandı. Davut ve İsrailliler Sukut'un güneyinde Aramlılarla çarpıştı. Bu çarpışma Helam Savaşı olarak biliniyor. Helam Savaşı'nı piyade ve savaş arabalarının bir araya geldiği bir savaş olarak düşünmeliyiz. Davut yenilmeyi kabul etmez. İsrail kralı Davut, gaddarlığıyla tanınmasını yine haklı çıkarıyordu. Yeni kurbanı Aramlılar katledilmekteydi. İncil'de şiddetli bir savaş olduğu ve birçok Aramlı'nın öldüğü dışında fazla detay yoktur. Bunun kanıtı da Aram kumandanının öldürülmesidir. Bunun tamamen ezildiklerini gösterdiği söylenebilir. Eski bir ordunun kumandanını savaş arabasındayken, yani hızla uzaklaşabilecek durumdayken öldürebilseydiniz iyi iş çıkarmış olurdunuz. İkinci kez İsrailliler tarafından yara alan Aramlılar yine kuzeye çekildi. Davut, buraya tek bir muhabereyi kazanmaya gelmedim. Askerler savaş bölgesindeyken bu işi halletmeliyiz der. Ve kuzeye doğru ilerlemeye devam eder. Aramlıların Halem'de yenildiği haberi hızla bölgeye yayılır. Aram hükümdarı Hadadezer'in ele geçirdiği devletlerde isyanlar baş gösterir. Bu Aram kralı Hadadezer için ciddi bir sorun yaratır. Çünkü isyanları bastırmadan Davut'a karşı toplu bir saldırı başlatamaz. İkisiyle aynı anda uğraşmak zorundadır. Hadadezer kendisi yerel isyanları bastırmakla uğraşırken bir birliğin Davut ve İsraillileri uzak tutmasını emreder.
Bu noktada Davud kuzeye ilerleyişine devam eder ve Hadadezer'in artçılarıyla karşı karşıya gelir. 6 ay içinde 3. kez İsrailliler güçlü Aramlılarla çarpışır. Davud Hadadezer'in ana ordusuna yetişir ve İncil'de anlatıldığına göre binlerce askerin öldüğü büyük bir muharebe gerçekleşir. Ve Davud krallığını kurmaya Fırat Nehri'ne giden Sova kralı Rehovoğlu Hadadezer'i de yendi. Davud ve İsrailliler kaçmakta olan Aramlıları yakalayıp pek çoğunu katlettiler. Hadadezer'in imparatorluğu yıkıldı. Kuzeyde rakipsiz kalan Davud, Aram'a bağlı devletleri İsrail'e kattı. Aram krallığının da kendisine bağlanmasıyla Davud çok büyük bir alana hakimdi. Bu nedenle İsrail İmparatorluğu ifadesi ortaya çıktı. Yeni İsrail İmparatorluğu kuzeyde Fırat Nehri'nden güneyde Sina Yarımadası'ndaki Mısır sınırına, batıda Akdeniz'den doğuda Ürdün Dağları'na uzanıyordu. Ama Davud'un fethetmesi gereken son bir rakip kalmıştı. Rabbah'taki Ammanlılar. Artık Aram ordularından mahrum kalmışlardı. Bu yüzden Davud Amman'ı İsrail'e katmakla ilgilenmeye başladı. Aynı zamanda İncil'e göre Davud'un dikkati askeri fetihlerden, saraydan gözetlediği güzel bir kadına kaymıştı. İşte o dönem, Davud'un Batşeba isimli çok güzel bir kıza kendini kaptırdığı dönemdi. Bazı araştırmacılar, Davud'u orduya alıp savaşa gitmek yerine, Kudüs'te tutanın Batşeba'ya duyduğu arzu olduğunu düşünüyor. Kendi gitmek yerine, Yakub'a orduyu al, Ammanlılara saldır ve onları mutlaka yen demişti. Davud, Batşeba'nın kendisine getirilmesini emretti. Ama Batşeba evli bir kadındı. Kocası Hititli Uriya, Yakup'un komutasındaki orduda askerdi. Tam bir skandaldı. Davud bir efsaneydi. Büyük bir savaşçı ve birleştirici olarak görülüyordu. İlk İsrail Ulus Devleti'nin kurucusu, İncil'in övgüyle bahsettiği biriydi. Ama pek çok kusuru anlatılır. Özellikle de kadınlar konusunda. Davud, Batşeba ile ilgilenirken, Yakup, İsrail ordusunu iki grup haline getirdi. Bir grup Ürdün Nehri'ndeki Sukot'ta konuşlanan milis birliğiydi. Diğeri ise büyük ölçüde profesyonel piyade ve arabacılardan oluşan seçkin bir birlikti. Rabbah'a ilerleyip şehri kuşattı. O dönemde İsrailliler için kuşatma demek, kuşatma teçhizatları olmadığı için şehri şiddetli bir saldırıyla ele geçirmekten ibaretti. Sorun şuydu ki, Rabbah'ta bunu yapmak için büyük bir sayısal üstünlük gerekiyordu. Ama milis askerlerinin çoğu Sukot'taydı. Rabbah surlarının üzerindeki Ammanlı okçular İsrail piyadelerini kolaylıkla vurabiliyordu. Ancak Rabbah'ta dökülen kan Davud'un aklındaki son şeydi. Davud Kudüs'teydi ve anlaşılan Batşeba ile gününü gün ediyordu. Kumandanı Yakup'tan, burada işler kötü. Hangi sura saldırsak adamlarımızı kaybediyoruz. Sadece dün 18 asker kaybettik mesajını alınca, o zaman siz de surlara yaklaşmayın diye yanıt verdi. O dönemde bir sorun. Yani
Batşeba'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Sorun Batşeba'nın Hititli Uriya ile evli olmasıydı. Ve bu da tabii sorun yaratıyordu. Uriya, Rabbah'taki orduda Davut için savaşmaktaydı. Davut, Uriya'yı Kudüs'e çağırır. Uriya, iyi bir asker olarak Kudüs'e geri döner. Davut ona şöyle der. Bak, sen iyi bir askersin, hep ön saflardasın. Dinlenmeyi hak ediyorsun. Karının yanına git ve savaşa dönmeden önce biraz dinlen. Bunu bir düşünün. Davud'un Uriya'yı Batşeba'ya göndermesi için tek bir sebep olabilirdi. O da ikisinin beraber olmasını sağlamaktı. Davud, çocuğun babası olduğunu saklıyor gibi görünüyor. Davud'a ona karısının yanına gitmesini söyledikten sonra, ertesi gün yatak odasından çıkar ve kapının dışında uyuyakalan Hititli Uriya'yı görür. İsrail kralıyla mütevazı asker arasında o sırada ne konuşulduğu tahmin edilebilir. Burada ne işin var? Sana evine, karının yanına gitmeni söyledim. Asker de der ki, Efendimiz, diğer askerler, arkadaşlarım savaşta. Cephede tehlikedeyken bunu nasıl yapabilirim? Karımın yanına asla gidemem. Bu doğru olmaz. Uriya, İsrail askerlerinin şeref sözünü tutar. Savaş sırasında kimse karısıyla birlikte olmaz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için gibi. Ama karısını görmeyi reddetmesi, Uriya'nın da yazgısını belirledi. İncil'e göre Davut, kumandan Yakup'a bir mektup yazar ve Uriya ile cepheye gönderir. Mektupta şöyle yazdı. Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye götür ve yanından çekil. Böylece vurulup ölsün. Sonuna kadar iyi bir asker olan Uriya, kumandanının emrini sorgulamaz. Hititli Uriya, İsrail ordusu için savaşan cesur bir askerdi. Ama Kral Davut tarafından ölüme mahkum edildi. Batşeba'nın hamileliğini gizlemeyi başaramayan Davut, kocasını mafyavari bir yolla öldürtmeye karar verdi. Tabii bu görevi de danışmanı Yakup'tan başkasına veremezdi. Yakup, Uriya'yı savaşta hayatta kalamayacağı bir yere gönderdi. Davud'u Batşeba'ya sahip olmaktan hiçbir şey alıkoyamazdı. Kudüs'teki Batşeba, Uriya'nın ölüm haberini alır. Kültürünün gereği olarak mateme girer. Matem süresi biter bitmez, Kral Davut onu karısı ilan eder. Ama Davud'un davranışı gözden kaçmamıştı. İncil'e göre bebeklerinin ölmesi Tanrı'nın Davud'un günahları için verdiği cezaydı. Uriya ölmüştü. Davut Batşeba ile evlenmişti. Bu kutsal kitaplara göre bir rezaletti. Ama askeri açıdan Rabbah'taki savaş sürüyordu. İsrailliler Rabbah'ın surlarının dışında takılıp kalmıştı. Sonunda Davut Yakup'a bir mesaj gönderdi. Saldırıyı tekrarla ve zafer kazan. Yakup sonunda Amman savunmasını yıkabildi. Sonra Yakup, Davut'a bir mektup gönderir ve özetle şöyle der. Burada işler yolunda ama sen de gelsen iyi olur.
Yokluğun fark ediliyor. Bu zafer için beni takdir edecekler. Davut aptal değildi. Kral olmanın, kral gibi davranmayı gerektirdiğini biliyordu. Sukut'a ilerledi, ordunun geri kalanıyla buluştu ve Rabba'ya doğru devam etti. Daha da fazla askerle şehir işgal edildi. Önceki zaferlerinde de olduğu gibi Davut, kendisine karşı bir ayaklanma olmamasını sağlamak istedi. Katliam sürüyordu. İncil insanları kalıba döktü der. Bu Firavun'un İsraillere yaptığı şeydi. Onları inşaat işlerinde çalıştırmıştı. İlk görevlerinden biri de kendi şehirlerinin surlarını yıkmaktı. O zamanlar bir şehri aldığınızda dirençle karşılaşmamak için savunmasını yıkmak çok yaygın bir şeydi. Davut amacına ulaşmıştı. İsrail İmparatorluğu kurulmuştu. İktidara kanlı bir biçimde gelmişti. Ardından da iktidarını korumak için kanlı bir yönetim sürdürdü. O kadar kötüydü ki kendi adamlarından bile isyan edenler oldu. Kendi oğlu da bunlardan biriydi. Ortada kötü bir aile vardı. Davut, Batşeba ile hala evliydi. İlk bebekleri ölmüştü. Ama diğer eşleri ve cariyeleri de vardı. Pek çok çocuğu oldu. Bunlardan biri de Abşalom'du. Abşalom ağabeyini öldürdü. Çünkü ağabeyi kız kardeşlerine tecavüz etmişti. Bu da Davut'la Abşalom'un arasını açtı. Aralarının açılması tam bir isyana dönüştü. İki İsrail ordusu Efraim Ormanı denilen yerde çarpıştı. Abşalom Davut'u devirip kral olmak istiyordu. Ama sonunda ordusu bozguna uğradı. Öyküye göre Abşalom'un çok güzel uzun saçları vardı ve savaş sırasında saçı Efraim ormanındaki ağaçların dallarına takılırdı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama emin olduğumuz bir şey var. Abşalom ormandan sağ çıkamadı. Davut Abşalom'un öldürülmemesini emretti. Ama bir kişi emre uymadı. Yakup. Tam bir mafya danışmanı gibiydi. Yakup, Davut için en büyük tehlikeyi ortadan kaldırdı. Politik açıdan doğrusu buydu. Davut, 23 yıl daha İsrail İmparatorluğunu yönetti. İncil'e göre 110 yaşında uykusunda öldü. Ama cinayet ve entrikalar ölümünden sonra da devam etti. Batşeba'dan olan diğer oğlu Süleyman kral oldu. İlk işi de Yakup'u öldürmekti. Bu cinayet intikam için değildi. Büyük olasılıkla kendi iktidarını sağlama almak içindi. Süleyman Yakup'u tehdit olarak görmüş olabilir. Tıpkı babası gibi tehdidi ortadan kaldırdı. Davut İncil'in en sevilen karakterlerinden biridir. Adı çocuklara verilir. Bir kahraman, İsrail İmparatorluğunu, ulus devleti kuran kişi olarak görülür. Neredeyse mitolojik bir karakterdir. Ama gerçekçi olarak bakarsanız fazlasıyla insandır. Bence insanların onu hala imrenilecek, mitolojik bir varlık olarak görmeleri çok ilginç. Çünkü pek çok kötü yanı vardı. Çağlar boyunca İsrail kabilelerini birleştirip İsrail İmparatorluğunu kurduğu için Davud'a saygı duyuldu. Pek çok fatih gibi hırslı, kalleş ve merhametsizdi. İncil'de anlatıldığına göre ömrünün sonuna doğru hep üşümüş ve sıcağı artık hissetmiyormuş. Kim bilir, belki şaşırtıcı başarılar gibi bu da Tanrı'dan bir hediyeydi.